Yani gerçekten böyle bir tepki verdiğini düşünüyor musunuz? Bana hiç geçmedi o yüzden. Gerçekten sinirleniyor bence. Ama şöyle de bir durum var. Sonra tabii bunu şakaya vuruyor ama oradan 4-5 kişi arkanda top var diye bağırıyor. Hatta bence giderken şunu söylüyor. Arkamda top var hiçbirini söylemiyorsunuz diyor. Bir daha izlersek ya da izlediyse seyircilerimiz hak verecektir bana. Oradan 4-5 kişi arkanda top var diye bağırıyor. Sonra da düşmansınız diye bağırıyor. Anlaşılamayan bir sözcük topluluğu. <laughs> ben <Bunu gülüyor> ben senden öğren. Geçen gerçekten. sene öğrenmiştin. Evet. Evet, bu sene artık ne olduğunu biliyorsun en azından. Bak işte bir şey katmışsın sana. Her yeni bir bilgi değil. Evet. Ee, burada öyle bir şey oluyor. Yasin anlamıyor tabii çünkü herkes aynı anda arkanda top var deyince arkadaşlar sonda bir kişi oyunu okusun. Arkanda top var. Gittiğinde üç tane al oraya gitme. Bunları bir kişi böyle net olarak söylemeli. Ama burada tabii çok majör bir hata olduğu için, büyük bir hata olduğu için hemen arkanda top var al diyorlar ama dört kişi birden söyleyince Yasin de tabii anlamıyor neden ve ileriye doğru koşuyor. Yani burada arkadaşları suçlu değil. Değil kesinlikle tabii. değil. Ama Yasin de anlamadığı şey için yani. o da suçlu değil yani. Ya o da değil şey yani. değil yani. Ama şimdi düşmanlık şimdi düşmanlık diyor. Hı hı. Ben Barış'ı eleştiriyorum ama dünle alakalı da bu ara boyunla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Barış Ünlülerle çıktığı her oyunda kendi takım arkadaşları neredeyse hep ünlüleri destekledi. Bana göre asıl düşmanlık da bu. Evet. evet. Yani eleştirmeme rağmen e, belki dün e, performansı iyi değildi, işte hastaydı diyoruz ama belki bu tarz tavırlar da onu oyundan soğutmuş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü kendi arkadaşların oturup da rakibi destekliyorsa e, ben de orada bir oyuncu olsam ben de düşebilirim. Yani... Kimisini hırslandırabilir, kimsinde düşürebilir dedi. Evet. Yani, yani düşmanlık diyorsan bence asıl düşmanlık bu. Tabii bu düşmanlık değil ama yani düşmanlık kelimesi geçtiği için diyorum böyle bir yorum katıyorum. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben. Mesela e, Barış'ın şimdi bunu daha önce de konuştuk ama biraz daha açmak istiyorum. Şimdi çok enteresan bir durumda olan yarışmacı Barış. Nedir o? E, ben bunu 2017'deki Adem'e de benzetiyorum bu durumu. Adem'i Sabriye dışında kimse Desteklemiyor ve e, bir şey kazanmasını, finale gitmesini hiçbir şey istemiyordu. Şimdi Barış da benzer bir durumda. Şu anlamda benzer bir durumda. Ünlüler takımında kimse Barış'ı sevmiyor. Bunda hemfikiriz değil mi? Gönüllüler takımında da Evrim'le Yunus Emre haricinde, Evrim'de de hani soru işaretindeyim bu arada. Yunus Emre evet bence Barış'ı seviyor. Saygı duydu duyduğu için, belki biraz daha yaşı büyük olduğu için bir rol model olarak görüyor biraz da. Kendisi de açıkladı bunu zaten. Ama Barış'ı nedense bu Survivor'da kimse yarışmacılardan sevmiyor mesela. Bu Barış için bir avantaj mı? Dezavantaj mı Damla? Yani tabii ki de avantaj. Ne kadar dezavantajlı gibi yarışırken görünse de bu durum. Ama halk tarafına önemli olan zaten izleyicinin vereceği tepki. SMS'lerle sonuçta bir yarışmacıyı tutuyor ve oyluyor. Şimdi dışarıdan izlediğimizde bence biz hepimiz e, halk olarak izleyiciler de hep bir e, mağdurun yanında oluyoruz. Hani üzülmesin, aman bir şey olmasın. Hani hep nedense bir kötü duruma düştüğünde onu destekliyoruz. Yani bu hayatımız için de geçerli. Nerede birisini kötü durumda görsen, ister istemez hemen yanına gidip yardım etme gereği duyuyorsun. E, o yüzden de şu an Barış arkadaşları desteklemeye olabilir ama bu halk tarafından izleyici tarafından onu yukarıya taşıyor. Evet. Her ne kadar ben Barış'ın bazı konularda hata yaptığını düşünsem de çünkü sadece bu e, Oradaki bir sürü insan var. Herkes mi hatalı diye bakıyorum bir de. Yani Barış'ın hiç mi hatası yok da Barış tek başına kalıyor? Yani muhakkak Barış'ın yaptığı bir şeyler var ki insanlar sana tepki gösteriyor. Durup dururken neden ben sana herhangi bir şey için tavır alayım ki? Yani muhakkak sen bana bir şey yapmışsındır. Ya da sen kendin bireysel kalmayı, yalnız kalmayı istemişsindir de durum buna çıkmıştır. Hani o zaman da biraz da sanki yanılsama oluyor gibi. Mesela yani kaç taraf izleyiciler açısından? Sizin sayıyorum. sene şey de öyleydi, Semih de öyleydi. Semih'i gönüllerde sizin takımda kimse sevmiyordu. Evet. Sadece Gizem eee soyadını unuttum şimdi. Kerimoğlu. Gizem Kerimoğlu'yla çok iyiydi. Onun dışında ünlere geçtiği zamanda biraz Nagihan'la iyiydi ama diğer kişilerle bir mesafeli ya da Aynen. bir tartışma içindeydi. Barış, Semih'in daha sessizi. Barış, Semih'in çok daha iyi performanslısı. Ama Semih de o yalnızlığından dolayı finale kadar gidebilmişti. Evet. Adem de e, yine kendini ifade eden biriydi. Ama performansı da Barış gibi iyiydi. O da finale gitmişti. Semih 5. olmuştu. Adem ikinci olmuştu. Senin yorumun ne bununla alakalı? Aslında dün yaptığım bir yorumu bugün yapsaydım keşke. Ee, sakatlığıyla alakalı ben şunu söylemiştim. Ki doğru bulmuyorum. Herkes oraya koşmalıydı ama kendini o biraz sorgulamalı dedim Barış. Aslında bugün de sorgulamalı işte. Yani neden... Bu kadar kişi bana karşı tepkili. Evet. Demek ki ben bir yerlerde bir şeyleri yanlış yapıyorum ki şöyle de bir durum var. Bir ada konseyi yaptıklarında dışarıdaki kendi arkadaşlarını hiçe saymıştı. Ya kimse bana bu kadar samimi olmamıştı. Yani senin normal hayatında hiç samimi olduğun biri yok mu demek bu? Ve takım arkadaşlarının işte buralarda bak samimiyetsizsin şu hataları yapıyorsun dediklerinde de sessiz bir şekilde kendini ifade ederek her şeyi de kabul etmişti. Hı hı. Demek ki sen de bir yerlerde bir noktada hata yapıyorsun ki insanlar bu şekilde sana tepkili. Gene söylüyorum sakatlıkla alakalı ben bu durumu söylemiştim ama kesinlikle sakatlandığı zaman herkes ona koşmalıydı. Ama bu kadar herkes sana tepkiliyse de bir noktada böyle zaten çok sessizsin kendi içinde yaşıyorsun bir şeyleri. Bunu da bir sorgula ya ben ne yaptım ya da ne yapıyorum insanlar bu kadar tepkili. Ama bizim izlediğimiz bir şey yok. Yani gördüğümüz kadarıyla Barış'ın evet. yaptığı bir şey yok. Ama, ama sakatlık olayında arkadaşlarının Barış'a koşmaması bence e, çok insani bir o, yanlış. Tabii o hepsine yani, zaten bir çok kocaman bir sıfır yanlış. verdik yani. Çok yani çok Kesinlikle. büyük. Bu yani. tartışma işte dün o yaptığım yorumu aslında bunu kastetmek Hı -hı. istedim ama sakatlıkla alakalı değildi. Mesela işte bu yarışta da sen başka birisiyle yarışıyorsun, rakiple yarışıyorsun. Kendi arkadaşların senin rakibini destekliyor. Yani. Burada insan kendini aslında biraz sorgulamalı diyorum. Evet. Şimdi benim 2017 yılında yine bak Adem senden çok bahsediyoruz Ademciğim selam olsun sana ee, bir tezim vardı ve bunu söyledim diye hani sonrasında Adem de mesela bana sen belki öyle dedin diye e, ben şampiyonluğu bile kaybetmiş olabilirim noktasında bir konuşma da geçti aramızda şöyle bir şey demiştim e, o zaman iki takım araba için mücadele etmişti takımdaki herkes araba kazanacaktı. Adem'in olduğu takımda Sema vardı, Sabriye vardı, işte Serhat vardı, İlhan vardı. Hepsi araba kazandılar. Ben ondan sonra şey demiştim. Araba kazanan ünler takımının artık şampiyonluk şansı çok düşük ve çok zor demiştim. Şimdi bir mesaj geldi. Ee, şöyle bir mesaj. Ee, yine Survivor Panorama ile Biraz e, bu hani aslında bana orta gibi de oldu. Bunu değerlendirmek istiyorum çünkü de şöyle bir mesaj. Survivor Kolik diye bir e, hesap Twitter'dan Survivor Panorama hashtag ile mesaj atmış. Ben Barış'ı ve Cemal Can'ı destekliyorum ama Barış dün oynamadı. Demin benim de dediğim. Hepimizin gördüğü bence. Bence arabayı kazanan şampiyon olamaz diye düşünüyor. Böyle bir şey olabilir, olabilir. mi? Size? Hemen şuna geleceğim. Yayının başında bununla alakalı biraz üstü kapalı şunu söyledim. Sanki ileriye dönük bir şeyler düşünüyordu dedim. Hı hı. Böyle bir şey düşünmüş olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Neden Ama ortadaki Ama... ödül çok ciddi bir ödül değil mi? Yani e, 250 kesinlikle. bin TL'lik bir araba. Ama yani... dedin ya bir yerde <laughs> o titri mi seçersin? İşte daha büyük, belki şampiyonluktan daha çok para getirecek bir ödülü mü? Belki o titri istiyor. Ama Bu şu... olabilir. Bu kötü bir şey de değil. Şunu yani da düşünmek araba. lazım. Şimdi mesela e, 2017 yılında araba ödülü finalden herhalde bir 15 gün önce falandı. Yani haziranın 5'i gibi, 10'u gibi oynandı. Ama şu an daha Nisan'ın Nisan'ın 10'undayız. Araba oyunu oynanmış. Final Temmuz'un ikisinde. Daha yani 3 ay yakın bir süre var. 3 ayda araba da unutulur. Her şey unutulur. O yüzden bence burada ben Barış'ın böyle bir şey yaptığını düşünmüyorum. Ama belki bir strateji olarak böyle bir şey de yapmış olabilir. Olabilir. Ama 3 ayda e, bu unutulacağı için ben olsam alırım arabayı koyarım cebime. Koyarım garaja daha doğrusu. Ondan sonra şampiyonluk için yoluma devam ederim. Bence Tabii... zaten bu insanları etkilemez ya. İzleyici şimdi ben seni tutuyorsam eğer... ...senin şampiyon olman için elimden gelen her şeyi yaparım. Sen sırf araba aldın diye 200 bin aldın ya da 100 bin aldın kazandın diye... ...neden senden vazgeçeyim? Ama bir, bir noktada da işte vicdan devreye giriyor. Yani mesela finalde çünkü oturan kişiler... ...performansları kötü olmayan kişiler neticede. Orada insanın bir fikri değişebiliyor. Atıyorum teraziye köyü diyor ki... ...ikisi de evet iyi performans. Ya 2-3 tane çok iyi ödül kazandı ya şampiyonluğu da şu arkadaş kazansın ben fikrimi değiştireceğim diyecek eminim Survivor tarihinde pek çok izleyici olmuştur tabi olmuştur. ama yani. neden o zaman bizim senemizde de 2018'de Nagihan Ev kazanmıştı ki şampiyonluktan yani böyle kıl payı kaybetmiştir ama kaybetmiş bak kaybetmiş ama yani ikinci olmuş neticede olabilir de şimdi Adem acaba evi almadı diye mi şampiyon oldu öyle mi yorumlayacağız yo hayır. Değil. hayır başarısıyla zaten Başarısı... insanlar Tabii ki. onu destekleyerek oldu ama evi ama... Adem alsaydı ee, bence SMS farkı biraz daha kapalı olurdu ben yani ciddi bir fark vardı aralarında bildiğim kadarıyla atıyorum hı hı. 600 bine 350 bin gibi 550'ye 450 gibi bir farka inerdi ya sanki Ben şeyden çok rahatsızım şimdi Survivor'ı e, kaç senedir izliyoruz hep aynı senaryo oluyor Mağdur mağdur şampiyon olacak mağdur bir kişi yalnızlaştıracak kendine o kişi sonra işte şampiyonluğa kadar gidecek O kişi şampiyon olur bence bu olmaması lazım zaten Hani gelen kişi bunun stratejisini yapmaması lazım. Neysen o olman lazım. Survivor'da neysen çıktığında da aynı şekilde aynı hayatına devam ediyor olman lazım. O yüzden de bu kadar ufak hesaplar, küçük hesaplar yani konuşuyoruz bunu da sinek küçük ama mide bulandırıyor. Hani ufak hesaplara düştüğünde ben onun yanına gitmeyeyim aman orada kötü görünürüm aman bunu dedim acaba yanlış mı yaptım doğru mu yaptım olunca o zaman seni izlemiyoruz da bir başka karakteri izlemiş oluyoruz. Bence bu çok daha kötü bir şey. Evet. Hani gerçeği görebilmemiz lazım hepimizin. Mesela sessizlik örneğine gelecek olursak, mesela Survivor'da sessizliğinden dolayı kaybetmiş olabilecek yarışmacılara baktığımda mesela 2018'de Hilmi Cem. Hilmi Cem bence Survivor tarihinin en sempatik Aynen. ve performansta en iyi yarışmacılarından biriydi. Çok da düzgün bir insandır. Çok paylaşımımız oldu. Senin, benim, Hilmi Cem'le herkesin yani Hilmi Cem'i herkes de severdi Survivor'da. Evet, evet. Ama... Hilmi de mesela kendini ifade etme konusunda biraz geri planda kalıyordu. Yani biz şöyle anlatayım resmi aslında. Adada bir e, beş kişilik grup düşün. Hakan, Damla, Murat, e, Hilmi Cem, Anıl mesela atıyorum ya da Nagihan. İki kişi orada sohbet eder. iki kişi orada işte röportajdadır ya da aralarındakileri konuşurlar. Hilmi biraz daha böyle hamakta uyuyan tattaydı mesela. Olaylara çok girmezdi. Çok böyle e, olaylarda tarafını çok göstermezdi, hep sakindi, kavgası da azdır, e, çok böyle sohbeti de azdır mesela. Acaba diyorum bu kadar kuvvetli bir yarışmacı, 2013'te şampiyon olmuş bir Hilmi Cem'i, 2018 yılında şampiyon olamamasının nedenlerinden biri sessizliği mi diye ben o sene sorguladım mesela. Çünkü Hilmi Cem benim için e, o Survivor'a başlarken, e, hani acun medyada da acun abilerle de konuşurken. Bana sorduklarında hani kendi gittiğim Survivor'da sence bu sene ne olur dediklerinde bence büyük ihtimal Hilmi Cem ya da Adem şampiyon olur demiştim. Çünkü gerçekten Hilmi Cem iyi bir yarışmacı. Evet. Yani e, acaba bu sessizlik bir yerde sıkıntı yaratır mı Barış için mesela? Ya yani... yani şu an çok gümbür gümbür gidiyor. Çok net. Çok iyi evet. İşte e, arkadaşların ona uyguladığı şeyden dolayı mağdur bir tarafı var. Performansı çok çok iyi. iyi, gerçekten iyi. Bu senin en iyisi yani. Şimdi baktığın zaman her şeyle. Ama e, ben Barış'ın kendini ifade etmesini, olaylara karşı verdiği tepkiyle onun karakterini çözmek istiyorum. Çünkü eğer çözmezsem şunu da sorgulayacağım ben, bir yorumcu olarak da, eski bir survivor olarak da. Neden Barış konuşmak istemiyor? Hata yapmaktan çekiniyordur. E ama bir şey söyleyeceğim ya, hata yapmaktan çekiniyor da. O zaman Barış hata yapan biri mi yani? Konuştuğun yani zaman hata onu, mı Hayır yapacak? hayır onu demiyorum. Hayır hani ben diyorum şu an sana demiyorum bunu evet, herkese söylüyorum. Şey, hani Konuşup hata yapmaktan mı korkuyor? Bence büyük ihtimalle öyle. Şu an ben bir acaba bir şey söylesem birinin yanında dursam bu durum benim için hata mı olur? Yoksa doğru mu olur? Kendi içinde bence sorguluyor. Hata yapmaktan da çekinmemek gerekiyor aslında Survivor'da. Evet. Çünkü hepimizin hataları oldu. Muhtemelen. Ve bunlardan bir şekilde ders çıkartıyorsun eğrisiyle doğrusuyla ama günün sonuna geldiğinde... Sen zaten doğru yaptığına inanıyorsan onun arkasında durman lazım. Ben bunu yaptım bu sebepten dolayı yaptım. Ben seninle kavga ettim ama bu yüzden bunları söyledim. Bu kelimeleri sarf ettim ya da bu oyunda çıktım ama neden çıktım bundan dolayı çıktım. Yani bu şekilde kendini ifade ederse bence çok daha net bir şekilde insanlar tarafından algılanır. Mesela biz Barış'ı evet çözemiyoruz. Performansı çok iyi, mükemmel bir yarışmacı ama genele baktığın zaman Mert'i daha çok tanıyorum ben. Evet. Mert'in özelliği daha çok belki de insanlara geçiyor Ben Barış'ı şu an Sadece yani gizem kadar tanıyorum değil. öyle diyeyim size. Belki gizemi daha çok tanıyor olabilirim mesela. Bence de kesinlikle yani çok birazcık konuşması peygamber lazım. Peygamber sabrı var. Yani evet, enteresan geliyordu ben. bana. Yani olabilir bu arada yani hep bir açık kapı bırakmak lazım ama işte ona küfür eden arkadaşların yaptığı kesinlikle kınanacak hareketler ama bu kadar tepkisiz kalmakta. Enteresan çünkü bir noktada da şöyle bir durum var. Seni destekleyen insanlar, sana karşı yapılan haksızlıklar eğer haksızlıksa bu tepki vermeni bekliyor. Evet. Çünkü sen onları temsil ediyorsun bir şekilde orada yani. Seni boşu boşuna desteklemiyorlar. Yani şimdi bugüne kadar yaşanmış olayları düşünüyorum barışla alakalı. Mesela Sercan'la yaşadığı o üst düzey kavga olayında ki barış o olayın sonunda haklı çıktı. Olay neydi? Sercan bir sırrını Barışla paylaşmış, Barış'ın gönüllere söylediğini düşünüyor. Barış'ın biz bunu söylediğini gördük mü? Görmedik. görmedik. Hiçbir şekilde görmedik. Evet. Demek ki bu olayda Barış haklı. Şimdi sen haklısın. Sana orada oyun alanında kötü sözler söyleyen, git Acun abiye şikayet et falan diyen ve böyle inanılmaz derecede agresif bir şekilde üstüne gelen bir sercan var. Haklısın abi, cevabını vereceksin. Orada cevabını vereceksin mesela. Niye vermiyor? Ama haklı olmasının sebebi onun böyle susup sonra güzel bir şekilde cevap vermesi değil bence karşı tarafın boğlayın hiç üstüne gitmemesi de var. Anlatabiliyor muyum? Yani Sercan da ondan sonra bu konuyla alakalı hiçbir şey söylemedi. Aslında Sercan kendini direkt haksız çıkardı orada. Abi söyleyeceği her şeyi orada söyledi zaten. Hayır, hayır yani atıyorum yani şimdi orada zaten çok kötü bir tepki verdi. Hiç doğru değildi. Hı hı. Ee, Barış aslında en güzel cevabı verdi. Bazen sessizlik böyle durumlarda iyidir. Ama Sercan hasta kendi haksız çıkardı çünkü bir olay varsa sen de onun üstüne gideceksin. Evet. Yani bir sırrını paylaşıyorsa arkadaşın, yani Sercan'ın bunu kendi takım arkadaşları içinde konuştuğunu ve bunu çok dile getirdiğini de duymadık. Evet. Aynen. Böyle bir durum var.